Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, İzmir hepimizi derinden üzen bir deprem yaşadı. Acıların sarılması, acıların sonlandırılması için belediye başkanlarımız gerçekten seferber oldular. Ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Tabii sürecin rahat atlatılması için AFAD'ın, Kızılay'ın, jandarmanın yani diğer kamu kuruluşlarının da yaptıkları katkıları şükranla anmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız deprem sonrası neler yaptılar? O konuda bana sabahleyin bilgi verdiler. Belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık bir kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane belediye ait konutlara yerleştirildi ve bütün iş donanımı, tefrişatı sağlanarak 4200 aileye de ayrıca 10'ar bin lira kira yardımının yapıldığı ifade edildi. Eğitimle ilgili, uzaktan eğitim var zaten, eğitimle ilgili de çocukların bütün talepleri, tabletler başta olmak üzere tümü karşılanmış vaziyette. Ağır ve orta hasarlı binalar var ve bu binaların da bir an önce yıkılması veya onarılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Ayrıca Büyükşehir Belediye'miz, belediyelerimiz merkezi hükümetle bu sorunun rahat bir şekilde giderilmesi açısından da ellerinden gelen bütün çabaları gösterecekler. Şu çok önemli. İzmir'in yaşadığı acı Türkiye'nin ortak acısı haline dönüşmüştür. Gerek bizim diğer belediyelerimiz, gerek AK Parti'ye ait veya MHP'ye ait belediyeler var, İyi Parti'ye ait belediyeler var. O belediyelerin de şöyle veya böyle katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda gayret içine girmiştir. Ama şu açık ve nettir. İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmışlardır. Hiç kimsenin en ufak bir ihtiyacı göz ardı edilmemiştir. Ayakkabıdan tutun, iletişime kadar, buzdolabından tutun, çamaşır makinesine kadar, televizyondan tutun, elektrik süpürgesine kadar bütün ihtiyaçlar altını özenle çiziyorum. Belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır. Giyimi, yiyeceği, içeceği, donanımı, her şey karşılanmıştır. Bu nedenle ben bütün medya organlarının huzurunda belediye başkanlarımıza bu çabaları dolayısıyla teşekkür ederim. Onlar günün 24 saati uyumadılar. Yeter ki İzmirli rahat etsin diye. Bir sorunu varsa anında telefonlarla sorun iletildiğinde süratli bir şekilde sorunun giderilmesi için de ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler. Bundan sonra kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa süre içinde çözeceklerdir. Ama bizim gönlümüzde yatan merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olmasıdır. Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Bu ortak sorunun giderilmesi lazım. Merkezi yönetimle yerel yönetimler el birliği yaptıkları takdirde, güç birliği yaptıkları takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır. Bu vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Dolayısıyla parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın işbirliği halinde bütün bu sorunları çözmek mümkündür. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Sağdan geliyor başkanım. Sağ.